Arkası Yarın. Bintir Afet 14. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Molière'in Cimri adlı eserinden Türkçe'ye uyarlayan Şehabettin Cömert. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Küçük yaşta ailesiyle bindiği uçak kazasından kurtulan Nazif, yıllar sonra ailesini bulmak ümidiyle Antalya'ya gelir. Bu sırada denizde boğulmak üzere olan Buket adında güzel bir kızı kurtarır. Her iki genç de bir bakışta birbirlerinden hoşlanırlar. Buket, cimrili yüzünden adı pinti çıkmış çok zengin biri olan Rafet Bey'in kızıdır. Son kahyasını bir kilo fazla zeytin aldığı için evden kovan pinti Rafet'in tek sevgisi, tek aşkı paracıklarıdır. Buket, kendisini ölümden kurtaran Nazif'i daha sık görebilmek için babasına rica ederek onu evlerine kahya olarak aldırır. Bu arada evde ilginç gelişmeler yaşanır. Pinti Rafet'in oğlu Saffet, Hande adında genç bir kızı sevmektedir. Oğlunun bu sevdasından habersiz olan Pinti Rafet de aynı kızı bir çöp çatan aracılığıyla kendisini istedir. Fakir bir ailenin kızı olan Hande, annesinin ricasını kıramayarak bu evliliğe razı olur. Pinti Rafet, kızını da kendi yaşında zengin bir adama sözlemek ister. Nazif'i seven Buket'le Hande'yi seven Saffet, babalarını bu kararından caydırmayı düşünmek isterlerken, Saffet, uşağının vasıtasıyla babasının bahçede sakladığı paraları bulur. Buldum onları, buldum. Sen buldun mu? Ha, buldum. Nerede? Çantanın içinde. Ha, çantayı da suyu kurumuş bir kuyunun içine iple sarkıtıyormuş. Yetişin, koşun. Hırsız var. Paralarımı çalmışlar. Paralarım. Yetti paralarım, imdat. Feryada bakın, feryada. Anlaşılan babanız paralarının kaybolduğunu öğrendi. Buraya geliyor, buraya. Kaçalım hemen, hadi. Hadi koş, koş. Umarım yandım ben. Bittim ben. Polis yok mu, candırma yok mu? Yakalayıp adam öldürüyorlar. Hak adalet nerede? Ah, canımı aldılar. Gırtlağımı kestiler, paramı çaldılar. Ay, 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 ay. Eyvah, yandım. Kayboldu, gitti paralar. Dayan beyim, dayan. Yettim gari. Yavaş. Şimdi gebertirim ben o katili. Yavaş. Nedir o elindeki satrole ha? Beni mi doğrayacaksın? Ben melun. Gırtlağımı kestiler deyince bağırınca ne? Yardıma geldim efendim. Nerede o cani? Ah, öldüm ben Hasan Efendi. Paralarımı çalmışlar. Paracıklarımı götürmüşler. Ay bana bir şeyler oluyor. Durun bakalım, paracıklarınız neredeydi ki götürdüler efendim? Bahçeye saklamıştım. Ne yapacağım şimdi? Nasıl bulacağım? Yoksa sen mi çaldın Aydut? Tamam, yakaladım seni. Ver paralarımı zalim. Ver, ver. Benim kırtlağımı bırak, yoksa boğulacağım. Ben bir şey çalmadım. Ay, nefes alamayınca ölüyorum zannettim, affedersiniz. Sen çalmadıysan kim çaldı peki? Varın deliriyorum ben. Oldu bana olanlar. Paralarım, paracıklarım. Zavallı paracıklarım aldılar elimden. Ay, siz olmayınca ben neye sığınırım gari? Neyle avunurum, neyle sevinirim? Amanın. Bizim büyük bey kafayı yedi. Ay, her şey bitti benim için. Ay, dünyada yapacak başka işim kalmadı. Ben sizsiz ne yaparım? Nasıl yaşarım? Yaptılar bana yapacaklarını. Dayanamam bu acıya. Ölüyorum. Öldüm. Gömün gari beni, gömün. Nereye gömmemizi istiyorsunuz efendim, affedersiniz? Elin körüme. Hı? Paracıklarım benim. Güzel paracıklarım. Bu işi yapan her kimse
Bir hayli pusuda beklemiş. Fırsat kollamış olmalı. Öldüm ben. Gömün beni. Öldürün. Yakalayın katilleri. Yakalayın. Beyefendi böyle bağırmayın. Bir anda konakta cinayet işlendiğini sanacak. Böyle ağlayıp duracağınıza komiser haber verelim gelsin gari. Vereceğim. Komisere de, polise de, askere de her şeye haber vereceğim. Hepinizi astıracağım. Hepinizi hapislerde çürüteceğim. Hepinizi. Telefon neredeydi? Aha orada bak. Konsolun üstünde yerinde duruyor. Yok vazgeçtim. Vazgeçtim. Telefon para yazar. Zaten param yok. Paralarım çalındı. Koş karakola. Polisleri buraya çağır. Yüzüme ne bakıyorsun? Ne de bu? Koş diyorum sana. Haydutlarım. Sakın o zaman bile gitme. At arabasıyla git. At arabasıyla gidemem efendim. Atların ikisi de açlıktan baygın yatıyor. Mecburen otomobille gideceğim. Neyle gidersen git. Koşu git. Git. Ben de buradayım. Nasıl gidersen git. Çabuk git. Baş be. Hırsızlar paracıklarımı yemeden yakalasınlar. Ben bittim. Bu hırsız kimse hemen bulup getirin sayın muhterem komiserim. Sakin olun Rafet Bey. Paralarınız nerede duruyordu? Bahçede duruyordu. Bir çantanın içine koyup bahçedeki kullanılmayan kuyunun içine sarkıtmıştım. Kuyunun içine mi? Bu devirde banka dururken insan parasını kuyuda saklar mı hiç? Ne diyorsun komiser? Bankalar sanki daha mı güvenli? Çantada kaç liranız vardı? Tam tamına 500 bin lira. Ne? 500 bin lira mı? Ya. Vay. Bayağı yüksek miktarda bir paraymış. Ay canımı alsalar daha iyiydi. Mahvettiler. Öldürdüler beni. Öldürdüler. Ölmeden mezara koydular. Şüphe ettiğiniz biri ya da birileri var mı? Olmaz olur mu? Herkesten şüpheleniyorum. Bütün mahalleyi yakalamanızı istiyorum. Sakin. Bunların hepsini yakalayın. Sakin olun biraz. Böyle bağırıp çağırarak bir sonuca varamayız. Paranız çalındığında evde kimler vardı? Kızım, oğlum, uşak, aşçı, çöp çatan bir karıyla Hande adında bir kız vardı. Çöp çatan kadınla Hande dediğiniz insan ne arıyor burada? Hande benim sözlüm. Çöp çatan karı da onu bana bulan karı. Ya. Bu Ayşam da ben Hande ile sözlenecektim. Kızım da Harun Bey ile sözlenecekti. Şu başımıza gelenlere bakın. Neler oldu? Pekala bu Harun Bey kim? Paralı bir iş adamı. Adam damadım olacak. Önce sorguya aşçıyla başlayalım. Onların kulağı delik olur. Çağırır mısınız? Hasan Efendi ben de Burasçı. Neredesin? Gel Hasan. Geliyorum efendim, geliyorum. Bana bakın, şimdi ben hemen dönerim. Siz boğazımı kesin, tabanlarını bağlayın, kaynar suda haşlayıp tavana asın. Kime? Hırsızı mı Hasan? Yok, kahyanız bir süt kuzusu yollamış da. Şöyle görünce pişireyim dedim. Ne zamandır eti hasret kaldık affedersiniz. İşte hırsızlardan biri bu komiser. Duydunuz? Süt kuzusu pişiriyor. Hain, melun herif. Bir süt kuzusu kaç lira biliyor musun? Gitti bu ayki maaşın. Öbür ayki de gitti. Olsun zaten geç maaş aldım yok ki efendim. Affedersiniz. Kes! Dırlanma! Kel! Bana bak. Bu bey polis komiseri. Seninle konuşmak istiyor. Konuşun komiserim. Bak Hasan Efendi, eğer her şeyi dost doğru söylersen hakkında hayırlı olur. Vallahi efendim, bütün marifetlerimi göstereceğim. Elimden geldiği kadar yemeklerimi beğendirmeye çalışacağım size. Bırak şimdi yemeği, salak herif. Yemekler lezzetli olmazsa kabayat kahyanızda efendim. Çünkü soğanla sarımsağı bile tane tane veriyor bana. Bire vicdansız herif. Yemekten bahsetmenin sırası mı? Benim paralarımı kim yiyecek şimdi? Ben ondan bahsediyorum. Paralarımdan haber ver bana. Nereden bileyim efendim paralarınızın nerede olduğunu? Eşya! Haydut! Geri vermezsen astıracağım seni. Durun Rafet Bey, durun böyle öfkelenmeyin. Aşçınızın efendiden bir adam olduğu yüzünden belli. Hapse girmektense her şeyi söyleyeceğine eminim.
Bak Hasan Efendi, itiraf edersen sana hiçbir kötülük yapacak değiliz. Üstelik efendin cebini de dolduracak. Aman oğlum, bizim mi efendi mi? Allah Allah, hangi dağda kurt öldü acaba? Sersem konuşma da komiseri dinle kelerim. Biliyorsun bugün Rafet Bey'in parası çalındı buradan. Senin bu işten hiçbir haberin olmamasına imkan yok Hasan Efendi. Bizim Yahya'dan öcümü almanın tam sırası. Herif geldi geleli el bebek gül bebek. Bir onun lafı dinleniyor bu evde. Ne mırıldanıyorsun ağzının içinde Kel Hasan? Rahat bırakın canım, şimdi söyleyecek. Evet Hasan Efendi, seni dinliyoruz. Vallahi bana sorarsanız bu işi yapan Kahyanız efendi. Ne? Kahya mı? Yani Nazif efendi mi? Evet. Oha! O kadar güvendiğim adam öyle mi? Neye dayanarak söylüyorsun bunu Hasan efendi? Niye dayanarak söylüyorum bunu ben Niye mi dayanıyorum? Canım dayandım şeye dayanıyorum işte. Yani bir şeyler gördün mü gözünle, onu söylesen. Paramı koyduğum yerde onu gördün mü? Gördüm tabii. Paramız neredeydi sizin? Bahçede. Tamam, bahçede gezdin gördüm. Neyin içindeydi paramız? Bir çantanın içinde. Tamam işte, paralar da çantanın içindeydi. Peki çanta neredeydi? Çantayı nereye koymuştunuz beyefendi? Eski kuyunun içine. Tamam işte, çanta kuyunun içindeydi. Nasıl bir şeydi bu çanta? Bakalım benimki mi? Nasıl bir şey miydi bu çanta? Evet. Şey gibiydi. Tıpkı bir çanta gibiydi. Anladık. Biraz anlat bakalım. Nasıl bir çanta? Ne renkteydi bu çanta? Ne renkte bu çanta? Şeydi. Ne renkti? Sen söyle. Siyah mıydı? Hayır, kül rengiydi. Kül rengiydi. Öyle ya. Siyah dediğime bakmayın siz benim canım. Kül rengiydi. Kül rengiydi demek istiyor. Tamam. Şüphe kalmadı. Tarif ettiği benim çantam. İşte hırsız ortaya çıktı. Hemen yakalayın onu komiser bey. Durun. Önce kendisiyle bir görüşelim. Hasan efendi. Hı. Evde kim varsa salona çağır oraya gelsin. Çalınan paralardan da kimseye söz etme. Baş üstüne kosmerim. Allah Allah, neden hepimizi buraya çağırdılar anlamadım. Senin bir şeyden haberin var mı Nazif? Hayır. Senin haberin var mı Hasan efendi? Yok canım. Ben nereden bileyim ki Hayır efendi? Bana çağır dediler. Ben de çağırdım sizi. Hande, sakın baban bizleri buraya size nişan yüzüğü takmak için çağırmış olmasın. Aman sus Buket, ağzından yel alsın. Kararımı verdim. Babanızla evlenmeyeceğim. Benim yüzümden Saffet'i de kovmuş. Evet öyleymiş. Peki biz ne yapacağız Nazif? Bu akşam babam beni de Harun Bey'le sözlendirecek. Merak etme canım. Nasıl Hande Hanım babanla evlenmeyeceğini yüzüne söyleyecekse sen de babana Harun Bey'le evlenmek istemeyeceğini söylersin, olur biter. İyi ama ya abim gibi beni de kovarsa, o zaman ne yaparım? Çeker gideriz. İki şahitle nikah kıydırdıktan sonra Almanya'ya gider, orada yaşarız. Peki ya ailen? Onları aramaktan vaz mı geçeceksin? Hayır. Nasıl olsa onları arayan bir büro var. Bir şey bulurlarsa bana haber verirler, ben de gelirim. Ey abi, kime güvenmeli artık bu dünyada? Herkesten şüphe etmeli. Herkesten. Geliyorlar. Yanında da yabancı biri var. Şimdi anlarız. Nazif efendi. Emredin beyefendi hazretleri. Bir şey mi oldu? Gel. Gel buraya da dünyanın en korkunç suçunu nasıl işledin itiraf et. Ne suçu? Efendim, ne dediniz anlayamadım. Alçak herif. Utanmıyor musun bu yaptığından? Ne olmuş, ne yapmışım? Eyvah, durumumuzu öğrenmiş galiba Nazif. Bence de. Allah yardımcınız olsun Buket. Saklamak boşuna. Boyan meydana çıktı haydut. Şimdi söylediler her şeyi. Nasıl yaparsın bunu? İyiliğimden yararlanıp sinsi sinsi evime sokulup bana bu oyunu nasıl oynarsın? Madem her şeyi söylediler, ben de saklamayacağım artık sizden. Hoppala. Lan bir yalan attım, gerçek mi çıktı ne? Demek itiraf edeceksiniz. Evet. Siz kimsiniz? Polis komiseri o. Canım. Buraya seni tutuklamaya geldik. Ne? Evet. İtirafınızı bekliyorum Nazif Bey. Rafet Bey'e söylemek için fırsat kolluyordum. Ama madem öğrendiniz, neden böyle yaptığımı anlatayım. Ama bana kızmayın. Bak namussuz hırsıza. Her şeyi yapıyor ediyor. Sonra da kızmayın diyor. Hayır beyefendi, o kadar da değil.
Size karşı bir kusur işledim, kabul, ama yaptığım şey affedilir bir şey sonuçta. Ne dedin, ne dedin? Affedilir mi dedin? Bak hele, sen beni pusuya düşür, canımı ağır, sonra çık karşıma, yaptığım affedilir de. Rafet Bey, bırakın da delikanlı yaptığını anlatsın. Baksanıza zaten saklamıyor, itiraf ediyor. Beni dinleyince işlediğim suçun pek öyle büyüttüğünüz kadar olmadığını göreceksiniz. Sen ne söylüyorsun be adam? Canımla ciğerimle oynadın, beni rezil ettin. Canınız ciğeriniz o kadar kötü ellere geçmedi beyefendi. Ona iyi bakacak bir ailenin çocuğuyum. Sokağa atacak değilim onu. Lafa bak lafa. Kim bırakıyor sana da sokağa atacak? Şerefinize zerre kadar zarar gelmeyecek. Nazif Bey, şerefi bir yana bırakın da nasıl yaptınız bu işi? Hangi şeytana uydunuz onu söyleyin. Şeytana değil, yüreğimden gelen sese uydum komiser bey. Ne yazık ki aşk insanlara her şeyi yaptırıyor. Aşk mı dedin? Aha. Aşk! Şuna bak be! Duyuyor musunuz sayın komiserim? Kahyan paralarıma aşık olmuş. Duyuyor musunuz? Ne parası efendim, ne parası? Ben servetinizin peşinde değilim. Mal mülk hiçbir şey istemiyorum sizden. Bana aldığımı bırakın yeter. Ölürüm de bırakmam. Niye? Kılına dokunamazsın alimallah. Herifteki yüzsüzlüğe bakın be. Çaldığım bende kalsın diyor, şu ite bak. Ha, siz buna çalmak mı diyorsunuz? Ya ne diyeyim? Bir hazine bu be, hazine. Hazine olduğu doğru. Şimdi dizlerinize kapanıp bu sihirli hazineyi sizden istiyorum. Yapacağınız şey de onu bana vermektir. Pintir Afet Altoy'un 14. bölümünü dinlediniz. 15. ve son bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.